konuğumuz, Gecenin İçinden programındaki bu gece üçüncü konuğumuz, hocaların hocası unvanıyla hala ilim dünyamızın yıldızları arasında yer alan önemli bir isim, Profesör Doktor Sayın Yusuf Şevki Yavuz Hocam. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yavuz, hoş geldiniz öncelikle efendim, iyi geceler. Teşekkür ederim, size de iyi geceler dilerim. Sağ olun. Efendim, yakın zamanda çıkacak bir kitabınız var, şimdiden hayırlı olsun diyelim. İmam Ebu Hanife ile, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ilgili bir kitabınız çıkacak. Bunu da dinleyenlerimize duyurmuş olalım ve bugün sizle İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi biz konuşmak istiyoruz. Öncelikle İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? Kısaca bize anlatabilir misiniz ve en önemlisi İslam tarihi açısından önemi nedir? Evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife İslam ilimleri içerisinde en önemli bir şahsiyettir. Onun yaşadığı yer Kufe'dir. Kufe daha sonra Bağdat'a ömrünün son zamanlarında geldi. Kufe sahabeden Abdullah İbni Mes'ud'un Müslümanları yetiştirdiği, eğittiği bir bölgedir aynı zamanda. Ebu Hanife de Abdullah İbni Mes'ud ekolünden bir İslam alimi olarak yetişmiştir. Kendisi tabiinden kabul edildiği gibi, tebe-i tabiinden de kabul edilir. Ama birkaç sahabiyle görüştüğü noktasındaki rivayetler daha çok tercih edilmektedir. Bu sebeple onu tabiinden kabul etmek icap ediyor kanaatindeyim. Çünkü onun meşhur bir sözü vardır. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve ashabın görüşleri bizler için önemlidir. Ama tabiine gelince onlar da ricaldir, biz de ricaliz. Dolayısıyla kendisini tabiinden kabul ettiğini söyleyebiliriz bu sözünden hareketle. İmam-ı Azam Ebu Hanife İslam akaidinin teşekkür ettiği bir dönemde ortaya çıkmış ve yetişmiş bir alimdir. O dönem aslında İslam dünyasının yabancı kültürle karşılaştığı, değişik dinlerle karşılaştığı, din mensuplarıyla karşılaştığı bir dönem ve onun hakkında şöyle bir tespit yapılır genellikle bizim literatürümüzde. Hazreti Ebu Bekir nasıl ki Ridde olaylarında İslam dininin yayılmasının önüne getirilmesini engellemişse Ridde olaylarını bastırmak suretiyle siyasi anlamda ve coğrafi anlamda bir üstünlük sağlamışsa ve İslam'ın yayılmasını mümkün hale getirmişse Ebu Hanife de İslam'ın yayılmasını fikri anlamda besleyen ve yayılmasını sağlayan bir alimdir. Böyle bir benzetme yapılır. İmam-ı Azam tabii yetiştiği çağda iki temel yaklaşım var. Bunlardan bir tanesi geleneğe bağlı Resulullah'tan intikal eden bütün nakilleri dikkate almak suretiyle hiçbir noktada aklı devreye sokmayan bir anlayış var. Bir de kendisinin öncülüğünü yaptığı Rey Okulu var. Rey Okulu'nun kurulmasına büyük katkı sağlamış ve İslam'ın yabancıların tenkidi karşısında müdafaa edilmesini, savunulmasını akli bakımdan istenen bir alim olması itibariyle İslam tarihi boyunca daima kendisi bir ışık kaynağı olmuş ve onun izinden gidilmiştir. Yani akılcılığı mı ön planda tuttuğunu söyleyebiliriz? Tabii. Yani hem Kur'an hem sahih sünnet hem de akılcılık. Halbuki ona muhalif olanlar, onun dışında kalan ve İslam ilimleri üzerinde çalışanlar daha çok sahabeyi taklide, efendim, aklı kullanmanın aslında İslam'ın lehine değil aleyhine olduğuna
hükmedenlerin bulunduğu bir zümre. Ama o tam onların karşısında hem nakli almış, Kur'an'ı ve sahih sünneti almış, hem de bunları aklın ışığı altında, akli bilgilerle temellendirmiş, açıklamış, ikisi arasında bir çelişkinin ve çatışmanın olmadığını ortaya koymuştur. Bu son derece önemli bir sentez tabii İslam düşüncesi tarihi açısından. Evet, yani olaya şöyle mi bakılıyor? Bu Rey okul dediniz, bu Rey okulunun önemli bir temsilcisi dediniz İmam-ı Azam Ebu Hanife için. Kurucusu aslında. Yani şöyle mi bakılıyor Sayın Hocam? Şimdi örneğin önünüze bir hadis-i şerif geldi ya da bir işte önünüze hüküm geldi. Bu yani çok doğru mu değil mi, %100 doğru mu değil mi bilmiyorsunuz. Ama akla aykırı görünüyor. Onun için bu konuda aklı mı kullanıyor? Yani evet, bu akla, mantığa aykırı, onun için biz şunu mu kabul ediyoruz denilmiş. Şimdi o dönemde tabii itikadi zümreleşme başladığı için herkes kendisini Resulullah'a dayandırmaya çalışıyor ve pek çok rivayet ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber'e isnat edilen İmam Ebu Hanife onları Kur'an'la yüzleştiriyor. Efendim, Kur'an'a aykırı olanlarını kabul etmemek gerektiğini, akli bakımdan ortaya çıkan problemler açısından da bunları değerlendirmek gerektiğini söylemiştir. Yani her nispet edilen rivayet Resulullah'a ait değildir. Çünkü şöyle bir sözü var Ebu Hanife'nin. Diyor ki, ben Küfe'de ne kadar çok hadis uydurulduğunu çok iyi biliyorum. Yani kendisi 40 bin civarında hadis toplamış, derlemiş. Onlar içerisinden Kur'an'a uygun olanları öne çıkarmış. Kur'an'la çatışanları Resulullah'ın söylemediği kanaatine varmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini akli bakımdan tevil etmek gerektiğini söylediği gibi, Resulullah'a nispet edilen rivayetlerin de akıl süzgecinden geçirilmesi, hem Kur'an süzgecinden hem de akıl süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söylemiştir ki, aslında onun yaptığı bu, kullandığı bu metot, ortaya koyduğu bu yöntem, İslam'ın çok kısa bir sürede fikri bakımdan yayılmasını, taraftar bulmasını, birkaç kıtaya yayılmasını sağlamıştır. Dünya üzerinde en çok onun mezhebine mensup Müslümanlar vardır. O bakımdan yani tarihi süreçte Ebu Hanife'nin doğru bir yöntem belirlediğini göstermiştir. Evet. Peki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin muhalifi diyebileceğimiz, yani Rey okulu değil de bunun karşı cenahı, nasıl isimlendiriyoruz hocam onları? Yani ehli Rey, ehli hadis diye bir ayrım. Yani onlar rivayetleri mi esas alıyorlar? Evet, ne rivayet, olursa olsun. Yani rivayetleri taklit etmek üzerine kurulmuş bir din anlayışı var. Ebu Hanife'nin muhalifleri olarak bunları söyleyebiliriz. Peygamberden, Kur'an-ı Kerim'i akli bakımdan yorumlamamak lazım. Peygamber'e nispet edilen ne kadar rivayet varsa onların hepsini doğru kabul etmek lazım şeklinde bir anlayış var. Evet. Yani şöyle yaklaşıyorlar oraya. Bu anlayış karşısında Ebu Hanife tam mutedil bir noktada durmaktadır. Yani iki aşırı uç arasında değil. Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde iki aşırı uç var. Bir aşırı uç, dediğim gibi, işte Hazreti Peygamber'e nispet edilen bütün rivayetleri kabul etmek lazımdır diyenler. Bir tarafta da Hazreti Peygamber'in hadislerini dikkate almadan sadece aklı kullanmak suretiyle, Kur'an'ı kullanmak suretiyle dini inşa etmek gerektiğini söyleyen işte Mutezile var ve onun dışında Cehmiye var. Evet. Evet, karşı ekolün o zaman olaya şöyle yaklaştığını anlayabiliyoruz zannediyorum. Doğru mudur, size soracağım. Yani önünüze, işte onların önüne bir hadis-i şerif geldi ya, bir hüküm geldi. Diyorlar ki
Evet, biz her şeyi akılla anlamak zorunda değiliz. Hepsi doğrudur. Yani o söylemişse her şey doğru, hepsi doğrudur. Aklımız almıyor olabilir, bunun farklı açıklaması olabilir. Biz bununla ilgili yorum yapmayız. Sadece kabul ederiz ve uygularız mı diyorlar onlar. Yani dinde aklı kullanmamak lazım. Temel felsefe bu, temel yaklaşım onlar bu. Onlar öyle düşünüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim Ebu Hanife diyor ki bu görüşlerinizi Kur'an'a arz edelim. Bakalım Kur'an ne diyor? Kur'an insanlara akıl yürütmeyi emrediyor. Hem din işinde hem dünya işinde. Çünkü Ebu Hanife'ye göre bir kimse peygamber davetine muhatap olmasa bile aklıyla Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetindedir. Yani dinin temelinde Allah inancı olduğuna göre ve Allah inancına da insanın akıl yürüterek ulaşabileceğini söylediğine göre demek ki dinde akıl çok önemli bir konumdadır diyor Ebu Hanife. Evet. Peki hocam, şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir diye internete sorduğumuzda genelde karşımıza şu çıkıyor. Hanefi mezhebinin kurucusu. Ki bizler Türkiye nüfusunun çoğu da Hanefi mezhebine mensubuz değil mi? Amelde mezhebimiz. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin işte kurduğu. Amelde de itikatta da aslında Maturidi'dir Türkiye'nin çoğunluğu. O Maturidi mezhebinin de öncüsü yine İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Evet. Şunu sormak istiyorum özellikle. Hanefi mezhebinin kurucusu tanımı doğru mudur? Yani o mezhebi İmam-ı Azam Ebu Hanife mi kurmuştur? Yoksa onun görüşleriyle teşekkül etmiş bir, ortaya çıkmış bir mezhep midir Hanefilik? Elbette ki Rey okulunun kurucusudur ve Hanefi mezhebi onun adına nispet edilmektedir. Ancak talebeleri tabii bunu geliştirmişlerdir. Talebelerinin talebeleri, işte o ilmi silsile olarak Ebu Hanife'ye mensup olanlar, Ebu Hanife okulüne mensup olanlar bunu elbette ki tarihi süreçte inşa etmişlerdir. Yalnız şunu söyleyeyim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin inşa ettiği Hanefilik daha sonra mecra değiştirmiştir. Yani onun ortaya koyduğu o akılcı, akıl nakil dengesi, yani Kur'an, sahih sünnet ve aklı bir arada beraberce barış içerisinde uzlaştırarak yürütme yöntemi daha sonra taklide dönmüş ve terk edilmiştir zaman içerisinde. Onu söylemek mümkün. Yani Hanefilik tarihi açısından baktığınız zaman İmam Ebu Hanife'nin başlatmış olduğu yöntem Hanefilik mezhebinde tarihi süreç içerisinde aynen devam ettirilmiş değildir. Evet. Şimdi hocam, günümüzde şöyle yaklaşımlar da var. Benim annem babam Hanefi. Ama ben de Hanefi olmak zorunda mıyım? Ya da işte bir konuda amel edeceksem Hanefi, ya benim annem babam Hanefi ama ben başka bir mezhebe göre de amel edebilir miyim diye sorular geliyor. Size de soruyorlardır değil mi? Ne dersiniz hocam? Şimdi tabii bu mezhep insanlar için gerekli. Şöyle avam dediğimiz, halk dediğimiz, yani Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma bilgisine ve imkanına sahip olmayanlar alimlere sorarlar ve o alimlerin verdikleri fetvalara göre hareket ederler, dini icra ederler, inanırlar ve yaşarlar. Dolayısıyla elbette ki avam dediğimiz halk tabakası alimlerin kendilerini gösterdiği yoldan giderler. Alimler de bir mezhebe bağlıdırlar. Genellikle tarihte hep böyle olmuş. Günümüzde de böyle. Kime gidiyor? Hocaya gidiyor. Hoca neye göre hüküm veriyor? Hoca işte okuduğu kitaplara göre. O kitaplar ya Hanefi kitaplarıdır, ya Şafii kitaplarıdır, ya Maliki kitaplarıdır, ya Hanbeli kitaplarıdır. Dolayısıyla halk zaten bir mezhebe bağlı olmak zorundadır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani amelde, eylemlerinde hem doğru amel için
hem isabetli olması için hem de kolaylık için herhalde, değil mi hocam? Yani bir, evet, bir mesele, yani, bir imamın görüşüne uymak, evet, şart. Yani İslami hükümleri kişi Kur'an ve sünnetten, sahih sünnetten öğrenemeyeceğine göre doğrudan doğruya, yani dini, bu konuda dini bir tahsil yapmamış olan bir kimsenin müracaat edeceği kişi hocadır. İşte bugün Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı var. O teşkilata bağlı efendim müftüler var, vaizler var, imamlar var. Bunlar vasıtasıyla insanlar dinini öğreniyor. Bunlar da işte dini kaynaklarından öğreniyor. Bu kaynaklar dediğimiz gibi değişik alimler tarafından yazılmış. Evet. Tabii isteyen istediği alimin görüşüne uyabilir. Bunda bir sakınca yok. İlla da Hanefi olmak zorunda değildir kimse. İlla da Şafii olmak zorunda değil. İlla da Hanbeli veya Maliki olmak zorunda değil. Tercih yapabilir insanlar. Evet. Ama genellikle işte yaşadığı yörenin alimleri hangi mezhebe bağlıysa, hatta o mezhepten devam ediyor dinini öğrenip geliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sağolunuz. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Profesör Doktor Sayın Yusuf Şevki Yavuz son konuğumuzdu ve bu gecede gecenin içindenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz efendim. İyi geceler.